O ekranların en cesur kadını, o Show TV ana haber bülteninin her yorumuyla olay olan spikeri. Türkiye'nin en başarılı spikeri Ece Üner'i hiç böyle görmediniz. İşte Ece Üner'in limanım dediği evi ve çok özel açıklamaları. Ekranların en cesur kadınıyla evinde, yuvasında, limanında çok özel. Burası evet bizim yani hakikaten ev değil yuva dediğim benim yani kendimi en mutlu hissettiğim. Pati patisini sevdi, romantizmini anlattı. Kucağındaki dünya tatlısı kim? Bu pati pati yaratılış itibariyle zaten romantizmin zıttı bir şekilde davranamıyor. Piyanosunu çaldı, anneliğini anlattı. Çocuk sana kalbini dinlemeyi, sezgilerini dinlemeyi yeniden öğretiyor. Çimlere uzandı, bilinmeyen Ece Üner'i anlattı. Güneş enerjisiyle çalışan bir yaratılışım var benim de yani. Show TV ana haberin başarılı spikeri Ece Üner, yuvasının kapılarını ilk kez pazar sürprizini açtı. Yanlış üslup doğru sözün celladıdır. Sizin çıkaramadığınız sesiniz olmaya talibiz. Haber bültenlerinin gözünü budaktan sakınmayan, kelimelere dokunan kadını. Haberin merkezine, Show ana habere hoş geldiniz. Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. O gediğine koyduğu taşlarla toplumun sesi olan, söylediği her cümlenin altına imza atılan kadın. Duyduk duymadık demeyin. Türkiye'de kadınlar ölüyor. Üstelik öyle birer ikişer değil, sanki bir savaştaymışçasına onlarca, yüzlerce. Show TV ana haberin başarılı spikeri Ece Üner'i hep ana haberi sunarken gördük ve öyle izledik. Pazar sürprizi bir ilke imza atıyor. Ömür Sabuncuoğlu bu hafta Ece Üner'in limanına demir atıyor. Kelimeleriyle kalbimize dokunan, cümleleriyle bizi büyüleyen, hafta içi her akşam Show TV ana haber bülteniyle bizleri ekrana kilitleyen sevgili Ece Üner'e konuk oluyorum bu hafta. Merhabalar. Merhaba. Günaydınlar. Günaydın Ömürcüğüm. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Neredeyiz biz şu anda? Biz şu anda benim evimdeyiz. Yuvamdayız daha doğrusu. İlk kez ekranlara geliyor. Evet, aynen öyle. En sevdiğin yerdeyiz şu anda galiba. Öyle, hakikaten öyle. Bak etraf kedilerimle kedi, dolu. Evet, az sonra mahallenin götüreceğiz. Mahallenin kedili kadınlarından. Yeşillikler içinde huzur dolu bir evde yaşıyor Ece Üner. Buraya ev demek doğru değil onun için. Burası evet bizim yani hakikaten ev değil yuva dediğim benim yani kendimi en mutlu hissettiğim, kendim gibi hissettiğim, sığınağım diyeyim, limanım. Zaten böyle şey bir yer, keyifli bir yer. Çiçeklerin, yeşillerin, domateslerin, biberlerin arasında yaşayıp oldu. Gidiyorum. Evet. Şimdi daha yakından o zaman ekranlara getirelim. Getirelim hadi. Limanında eşi ve kızı Güneş'ten başka dostları da var. İşte onlardan biri Pati Pati. Kucağındaki dünya tatlısı kim? Bu Pati Pati küçük bir erkek çocuğu. Ondan sonra Pati Pati kendi seçti bizi. Balkonunu gezelim biraz. İkonalar, süsler ve figürler dikkat çekiyor. Bunlar bu ikonalar bizim hep gittiğimiz yerlerden aldığımız şeyler. Mesela bunu Girit Adası'ndan almıştık. Biz adalara gitmeyi çok seviyoruz. Bu işte kuşlu aynamız aynadan başka her işe yarıyor. Hiçbir şekilde kendini göremiyorsun, kendine bakamıyorsun. Bunu düğünümüz olduğu zaman Roma'dan bir en yakın arkadaşımız nikah günü yaptırmıştı bize. İşte Roma'da bir taşa kazıtmıştı. Balkonundaki rengarenki Buda heykelini kızı Güneş boyamış. Bunu da Güneş boyadı karantina günlerinde. Bu onun sanat eseri. Aynen öyle, çok güzel. Başarılı. Renk seçimi falan değil mi? Kesinlikle. Hepsini o boyadı. Buraya, bu eve bilinmeyen Ece Üner'i öğrenmeye geldik. Mesela çoğu kişi bilmez onun iflah olmaz bir romantik olduğunu. Romantik midir Ece Üner? Çok. Çok yani fazla hatta bence fazla romantik. Neydi en çılgınca yaptığın romantik hareket? İşte böyle her yeri
bütün bahçeyi mumlarla donatmak diyeyim sana. Ondan sonra işte taşlardan alıp böyle deniz kenarına bir şeyler yazmak. Yaratılışında, hamurunda romantizm olan bir kadın o. Zaten yaşayış biçimi olarak yani mesela işte teknolojiye o kadar uzam ki yani mesela mektup yazmak, naftalinli mektup yazmak veya işte haberleşmek için kuş uçurabilirim yani her an. Balkon sefasını bitiriyor, bahçeye gidiyoruz. Bizim için çimlere örtüsünü elleriyle seriyor. Hakikaten tam piknik havasında oldu. Evet. Tam bir pazar sohbeti. Aynen öyle işte pazarlar böyle geçiyor bizde zaten. Tam olarak böyle bu konumda. Dinlenerek. Aynen. Akşamlarını nasıl geçirdiğini tüm Türkiye biliyor. Peki bir güne nasıl başlıyor Ece Üner? Yani sabah kalktı Ece Üner. Kanala gitmeden önce bir günü nasıl geçiyor? Sabah uyanır uyanmaz önce bir kızımla böyle bir oyunlar oynuyoruz. Bizim her sabah oynadığımız bir ritüelimiz var. Tavşanları var, işte atları var. Onlarla hikayeler kuruyoruz, oyunlar kuruyoruz, bozuyoruz falan. İşte onu yediriyorum. Kahvaltısını birlikte mutlaka ediyoruz. Yani kahvaltı ben edecek olsam da etmeyecek olsam da onun yanında oluyorum kahvaltı sırasında. Hep bahçedeyiz. İşte geliyoruz burada koşuşturuyoruz birazcık saklambaç oynuyoruz gidiyoruz deniz kenarına birazcık ayağımızı suya sokuyoruz falan. Aa, ne güzel. Biz böyle burada biraz sayfi hayatı yaşamaya çalışıyoruz yani şehir hayatının orta yerinde böyle bir vaha burası bizim için. Güneş ismiyle müsemma Ece Üner'in hayatına güneş gibi doğmuş bir çocuk. Hayatını değiştirdi değil mi güneşin doğumu? Yani evet milattan önce milattan sonra diyebilirim. Yani o kadar radikal bir fark var hayatımda. Nedir en büyük fark? Mesela kendi yapında, kişiliğinde neyi değiştirdi? Şöyle diyeyim sana. Özdemir Asaf'ın çok sevdiğim bir şiiri vardır. Her seven sevilenin boy aynasıdır. Sevmek sevilenin o aynaya bakmasıdır diye bir şiiri vardır. Yani o kişiye evladına aynaya bakar gibi bakıyorsun. Aslında kendi yansımanı görüyorsun. Zaaflarını görüyorsun, eksiklerini görüyorsun, fazlalarını görüyorsun, törpülemen gereken şeyleri görüyorsun, sınırını görüyorsun, sinirini görüyorsun, her şeyi görüyorsun ve kendini tanıyorsun aslında. Güneş'le birlikte bir Ece Üner doğurduğunu söylüyor. Çocuk sana kalbini dinlemeyi, sezgilerini dinlemeyi yeniden öğretiyor. O da sana insan olduğunu hatırlatıyor. Sana senin içinde bir öz olduğunu hatırlatıyor falan. Kendime daha çok döndüm. Yani güneşe dönerek aslında kendime döndüm gibi oldu diyebilirim. Ve bambaşka bir Ece ile tanıştım. Yani güneşi doğururken bir tane de bir Ece doğurdum kendimden. O kadını da sevdim doğrusu. Daha doğal, daha toprakla hemhal işte dediğim gibi falan bir kadın. Güneş ismiyle doğmuş bir bebek. Ece Üner'in hayatının en anlamlı kelimelerinden biri olmuş Güneş. Peki ismine nasıl karar verdin? Valla çocukluğumdan beri ben bir evladım olursa yani dünyaya bir çocuk getirirsem kız ya da erkek onun Güneş olmasını istiyordum. Birkaç sebepten ötürü. Bir, gerçek bir yaşam kaynağı. Yani her şey onunla büyüyor, onunla ısınıyor, onunla ışıyor, onunla aydınlanıyor falan. Bir hakikaten ben de hani güneş enerjisiyle çalışan bir yaratılışım var benim de yani. Ondan sonra hep kendi yüzünü güneşe dönen bir insanım. Küçükken de öyleydim böyle hani sınıfta bazen ders anlatılırdı. Camdan güneşi görüyorsam böyle kafamı ayçiçeği gibi güneşe doğru çevirirdim mutlaka. Ece Üner'in bilinmeyenlerini öğrenmeye devam edelim. Mesela kimleri dinler? Peki mesela kimleri dinlersin? Türkiye'den. Kimleri dinlerim? Yani bir kere Sezen Aksu'yu çok severim. Hı hı. Yani Sezen Aksu'yu o kelimelerin efendisi olarak görüyorum. Hakikaten yani o bir ozan olarak görüyorum. Erkin Koray dinlerim. Ondan sonra Bülent Ortaçgil dinlerim. Zülfü Livaneli dinlerim. Sezen Aksu'dan özel bir şarkın var mı? Çok var yani Sezen Aksu'dan Beni Yak Kendini Yak mesela çok severim. Yani bir kadını seveceksen tam sev, bir takımı tutacaksan tam tut, onu demek o. Ne yapacaksan tam yap ya beni yak kendini yak da ya seveceksen tam sev. Çünkü her şey bir şey böyle şimdi peçetemiz yok şimdi gösteremiyorum ama böyle ucundan tutuyor herkes bu devirde her şeyi. Evet. Beni yak kendini yak, her şeyi yak, bir kıvılcım yeter ben hazırım bak.
İster okşa ister sen öldür. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Şov ana haberi sunarken yaptığı yorumlar, söylediği cümleler Türkiye gündemine oturuyor. Kadın karnına koca bir dünya sığdırdı. Siz dünyanıza bir kadını sığdıramadınız. Bu satırları yazdıktan 3 yıl sonra hayattan koparıldı. Yalnız bir farkla. Sadece bu dünyaya değil, öbür dünyaya da sığdıramadık Şule'yi. Rahat vermedik. Zira öldükten sonra ön yargılaması başladı. Kendisi, psikolojisi, bekareti, ne içtiği, neden orada olduğu, babasının ona neden sahip çıkmadığı hepsi sorgulandı. O yorumları yaparken nereden besleniyor acaba Ece Üner? Sezen Aksu için kelimelerin efendisi dedin ama senin için de cümlelerin efendisi diyorlar. Öyle mi diyorlar bilmiyorum. Özellikle yani son dönemlerde hakikaten haber bülteninde söylediğin cümleler herkesin aslında içinden geçenleri bir anlamda dışa vurmuş oluyorsun. Şu merak ediliyor. Önceden hazırlanıyor musun yoksa o anda geliyor mu? Bir kısmı o anda geliyor. Yanlış üslup doğru sözün celladıdır. Yani yanlış üslup kullanırsam bazı konularda yanlış kelime seçimi olursa sözümün doğruluğu gölgelenir diye düşünüp bazen bazı konularda, hassas konularda kafa yoruyorum doğrusu. Onlara gün boyu acaba hangi kelimeyi seçsem de bunun için kullansam hem mesajı net vermiş olurum hem de yanlış bir üslup kullanmamış olurum. Dolayısıyla da sadece ve sadece amacına hasıl olur o cümle. Gitmesi gereken yere gider. Giderken de başka saçma sapan yollara sapmazza kafa yorduğum bazı konular var. Hı hı. Bu arada dava ertelendi ama unutturulamadı. Aksine ertelendikçe ezberlendi. Bir emsal haline geldi. Artık bu davanın her bir detayı mıh gibi aklımızda. Bu dava tacize uğrayan, sömürülen, öldürülen, süründürülen her kadının davasıdır. Dokunulmaması, saygı gösterilmesi gereken iffeti, namusudur. Yani bu dava artık bir arz talep meselesi değil, bir ırz talep meselesidir. Sözü tekrar kızı Güneş'e getiriyoruz. Kızına, Güneş'e bir şey yazacak olsa. Bir mektup yazacaksın mesela. Ne yazarsın? Şey var, insanın iki doğum günü olduğu söylenir. Biri doğduğu gün, diğeri de niye doğduğunu anladığı gün. Onu anladığın andan itibaren derdim, tutkularına ve heyecanlarına ve arzularına sıkı sıkı sarıl. Çünkü ona sarılmayı bırakırsan belki hani bedenen bu dünyada olursun ama yaşamın sona erir. Onun için asıldığın ipe kanın değsin yazardım. Sohbetin ardından bahçesini gezmeye devam ediyoruz. Şu bizim turunç ağacımız. Şu anda mevsimi olmadığı için turuncu değil. Yani vermemiş meyvesini, tam olarak olgunlaşmamış. Bunlar da Güneş'in ektikleri. Güneş Hanım, yani benim kızım, sevgili kızım Güneş Hanım bunları ekti. Bunların mahsulleri bunlar. Domates ektik, biber ektik ve patates ektik biz buraya. Çok güzel. Ondan sonra Güneş harikalar yaratmış. Evet, hepsini Güneş o küçük elleriyle ekti. Evinin bahçesindeki bu salıncağın asıl sahibi kızı Güneş. Güneş için salıncak çok önemli bir şey ya. Onun için korona döneminde yine bu salıncağı getirdik, buraya kurduk Güneş için. Yaptık ve burada böyle sallanıyoruz. Mesela kitap okumayı çok seviyor. Ondan sonra ona burada, bu bizim kitap okuma mekanımız. Evinin bahçesinden denize gitmeden önce Ece Üner'in parmaklarından güzel notalar dinlemeye ne dersiniz? Teşekkürler. Bir şey değil. Gözlerinden yola çıkıp denize açılıyor kapımız. Gizli bahçeden denize doğru süzülüyorsun. Çok da güzel oluyor. Terapi gibi bir şey. Sahile çok yakın yaşadığı ev. Buralarda büyümüş Ece Üner. Atletizm yaptığı dönemlerde buralarda koşarmış hep. Senin atletizm de yaptığını biliyorum. Evet. Geçmişte. Evet. Mesela sabahları erken kalkıp koşuyormuşsun. Koşar mıydın? Eskiden yani zaten annemle babamla beraberken evlenip de kendi evime geçmeden önce zaten ben yine burada oturuyordum.
Dolayısıyla burası benim için aynı zamanda iyi bir antrenman alanıydı. Ortaokulda, lisede zaten çok ağırlıklı ben atletizmle uğraştım. Onun için de o dönemde her gün 5 kilometre ben bu sahilde koşuyordum. Bu güzel sohbetin finaline geldik. Son sözlerini Show Ana Haber izleyicileri için alalım. Show TV izleyicilerine neler söylemek istersin? İzleyiciye şunu söyleyebilirim. Anaç, yani anne Ece ile işte Show TV ekrandaki Ece neyse, anaç, doğru dürüst, tutarlı, kapsayıcı, vicdanlı. Show Ana Haber de öyle. Yani halkın sesi hakkın sesi diyerek çıktık zaten bu senede yola. Her nerede sesini duyurmak isteyen, haksızlığa uğrayan, bir şekilde kendini bu ekranda bulacak. Sizin çıkaramadığınız sesiniz olmaya talibiz bu ekranda. Talibim ve talibiz ekip olarak da. Onun için beraber olalım, bu yolu birlikte yürüyelim derim show izleyicisine. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli seninle sohbet. Seninle de öyle her zaman.